Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz heykeltıraş, resim öğretmeni, eğitim koçu Neriman Tonay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben evli iki çocuk annesi, resim öğretmenliği yapan, bir devlet kuruluşunun resim öğretmeni yapan, aynı zamanda heykel sanatıyla da uğraşan bir heykeltıraşım. Bunun yanında eğitim koçluğu da yapıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Çocukluğumdan beri zaten sanata çok fazla ilgim vardı. Ve şanslı hissediyorum kendimi. Hep bu yolda bir engel olmadan ilerleme şansım oldu. Beni en çok bu konuda yüreklendiren ve destek olan üniversitedeki Korkmaz hocam vardı, profesör. Onun müthiş engin bilgileriyle gerçekten donatıldım diyebilirim. Daha sonra öğretmenlik mesleğine başladım. Resim öğretmenliği yaptım. Bir devlet kuruluşunda resim öğretmenliği yapıyorum. Ama bu heykel aşkı bir şekilde ortaya çıkıyor. Son 3 yıldan beri yoğun bir şekilde bir projeyle birlikte heykel çalışmalarına başladım. Projemizi bir özel kuruluş sponsorluk yapıyor. Ata tohumu, sıfır atık ve sanatla birlikte bunların anlatımı. Güzel, çok önemli bir konu. Ben Bergama, İzmir, Bergama'da yaşıyorum. Bergama 2400 yıllık bir tarihe sahip bir kent. Ve Zeus altarının bulunduğu, şu anda Zeus altarı Berlin'de ama Akropol'ü yeri Bergama'da. Yerine kavuşsun inşallah. Keşke kavuşsa, çok isteriz. Çünkü bizim topraklarımızdaydı. Evet, bizim topraklarımızda bazilikamız var. Bergama bunlar gerçekten kültür mirası, bizim kültür evet, varlıklarımızı öyle. Ve korumamız UNESCO Dünya lazım. Mirası olarak kabul edilmiş bir kent. Bundan yola çıkarak bizim okulumuzda yatılı bir okul. Tamamen atıklarını toplayarak ata tohumu ve bu ata tohumunu geliştirmek için kendi ürettiğimiz kompost cihazıyla, kendi ürettiğimiz gübreyle ve kendi ürettiğimiz laktobasille, laboratuvar çalışmalarında elde ettiğimiz laktobasille tohumlarımızı viyollerde yetiştiriyoruz. Buradaki amacımız bizim ata tohumlarımızı tamamen atıklarımızla yetiştirebilmek. Bunun yanında organik olmayan atıklarla da sanatı bir araya getirmek. Onu da değerlendiriyorsunuz. Ve ne güzel. Bir bulunduğumuz bir kent dönüşüm. Zaten Yunan mitolojisinin beşiği gibi. Bu nedenle de ben heykeltıraş olduğum için öncelikle Poseidon heykeliyle başladık. Denizlerin kirlenmesine dikkat çekmek için. Poseidon bir tanrı, denizler tanrısı Yunan mitolojisine göre ve yardım çığlığı atıyor. Beni plastik atıklarından kurtarın diye. Bunun üzerine 2 metrelik bir heykel yaptım. Çok güzel. Ve plastik atıklar içerisinde boğuluyor kendisi. Bu bir heykeller serisi olacak. Devamında Roma'da Venüs, Antik Yunan'da Afrodit diye bilinen Afrodit heykelini yine bu atıklarla buluşturdum. Ama nasıl buluşturdum? Tabii Afrodit deyince bizim gözümüz önüne güzellik geliyor. Güzellik tanrıçası olarak. Ama günümüzdeki güzellik algısı maalesef çok fazla makyajla kapatılıyor. Daha güzel olacağını düşünülüyor. Ben tamamen ergen gençlerle çalışıyorum. Onlarla eğitim koçluğu yapıyorum. Gençlerin yoğun bir şekilde makyaja ilgisi var. Bu makyaj malzemelerinin atıklarını da değerlendirmek istedik biz. Ve öğrencilerimiz atıkları topladılar. Tamamen kendi biriktirdikleri makyaj malzemesi atıklarıyla. Yaptığım Venüs heykelinin makyaj malzemesi atıklarıyla nasıl çirkinleştiğini vurguladık. Ve heykelimiz bu şekilde tamamlandı. Çok anlamlı, ne güzel. Ardından tabii heykeller serisi dediğim için Medusa heykelini yapacağız. Medusa'yı da yine belki biliyorsunuz bakışlarıyla taşlaştıran bir güce sahip. Ve başında yılanlar çıkıyor bu varlığın.
Bu obje çok kullanılır Evet, zaten. çok çok Hem kullanılır değil mi? aksesuarlarda hem Evet. biblo olarak O tablosu nedenle de biz vardır. özellikle onu vurgulamak istedik ama nasıl vurgulayacaktık? Çünkü sosyal medyayı kullanan gençler ve bizler elimize telefonumuzu ya da tabletimizi aldığımızda zaman en kıymetli şey, karşılığı olmayan zamanı o kadar hızlı bir şekilde harcıyoruz ki Maalesef. tüketiyoruz. Yani sadece doğamızı tüketmiyoruz. Aynı zamanda daha da kıymetli olan zamanı tüketiyoruz. Zamanın tüketilmesini konu alan bir heykel olacak ve yine atıklarımız elektronik kablolar olacak. Bu sefer yılanlı o anlatımın içerisinde kablolardan yılanlar oluşacak. Neyse. Bir diğer heykelimiz böyle olacak. Değerlendirdiniz hepsini böyle güzel bir amaç için. Umarım güzel bir proje, okulumuzla birlikte işte özel bir kuruluşun sponsorluğuyla devam ediyor ve sürekli devam eden bir proje. Hiç sonu gelmiyor. Çünkü projemizde farklı farklı ekiplerimiz var. Mesela istatistik ekibimiz var. Tüm maliyeti ve tüm aşamaları kaydeden bir ekip. Tanıtım ekibimiz var. Kayıt alıyor ve fotoğraflıyor. Laboratuvar ekibimiz var. İşte en iyi laktobasil nasıl üretilir? Bunun araştırmalarını yapıyor. Biyoloji ve hügel tarım ekibimiz var. Aynı zamanda biz ata tohumunu topraksız ve susuz tarım olarak hügel tarım yataklarında yetiştiriyoruz. Biraz da geleceği düşünmek zorundayız. Belki şu anda çok da kıymet vermediğimiz toprağı Maalesef yarın tükeniyor. bir gün Ne yazık o ki. kadar da bulamayabiliriz. Tabii. Ya da bu kadar rahat harcadığımız suyu yarın bir gün belki Maalesef. bulamayız. O nedenle topraksız ve susuz tarımı nasıl yapabiliriz? En iyi şekilde en iyi üretimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun üzerine de okulumuzun bahçesinde hügel tarım yatakları oluşturuyoruz ve yetiştirdiğimiz ata tohumlarını burada üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünleri de yine yatılı okulumuzda tüketiyoruz. Bu bir dönüşüm haline Ne güzel. geliyor. Birbirini Yani destekliyor ve evet besliyor. ve yeni gelen öğrencilerimiz bir sonraki kuşağa neler yapabileceğini kayıt altına aldıkları Ne için güzel. Bir arşiv şeklinde arşivimiz kalıyor. oluşuyor Çok güzel. ve bu arşivi daha sonra belirli bir seviyeye geldikten sonra broşür Sergileyeceksiniz haline herhalde. Ne getireceğiz güzel. ve tanıtacağız. Ata Çok tohumlarında önemli. bize işte belediyeler destek olursa dağıtmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Bu heykeller nerede sergileniyor? Bergama mı yoksa Bergama'da çeşitli? okulumuzda bulunuyor şu anda. Üç tanesi tamamlandı. Medusa yapım aşamasında Zeus yapılacak, yapacağım. Geçen sene başladık biz bu projeye. Bundan sonra da en fazla 1-2 yılda serinin devamını tamamlarız. Ne güzel. Çok tebrikler. Harika bir proje. Çok anlamlı. Sanatla tarım konusunu, sürdürülebilirlik konusunu çok iyi birleştirmişsiniz. Zaten sanatta duyguların ifade ediliş biçimi, topluma bir mesaj verme, toplumsal konuların altını çizme gibi birçok şeye hizmet ediyor. Evet. Çok tebrik ediyorum sizi. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben en çok iletişim üzerine kafa yoran bir insanım. Belki de öğretmen olduğum için. Çocukluğumda eksikliğini hissettiğim şeyleri her zaman hatırlarım. Bu nedenle öğrencilerimin hissedebileceği eksikliklere göre neler yapabilirim diye düşünüyordum. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. İki tane çocuğum var. Ve çocuklara resim yaptırıyorum, heykel yaptırıyorum atölyede. Rahatlamalarını sağlıyorum. Çünkü bir fen lisesi öğretmeniyim ve çocukların ciddi anlamda akademik kariyeri üzerine stresleri var. Ne yapabilirim diye düşündüğümde önce kendi çocuğumda uyguladım. Kendimce geliştirdiğim yöntemlerimi. Sonra bunları daha profesyonel hale getirmek için eğitim koçluğu ve ders çalışma teknikleri üzerine eğitim aldım. Gönüllükle tamamen öğrencilerime bu konuda yardımcı oluyorum. Ne güzel. En azından rehber oluyorum 12. sınıf öğrencilerime. Bu zorlu yolda ne kadar destek olabilirim? Moral, motivasyon nasıl çalışılabilir? Çünkü amacım öğrencilerin sürekli çok çalışması değil. Genç, eğlenmeli,
çocuk oynamalı, arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşmalı. Asıl eğitim o zaman oluyor çünkü kişiliğine Kesinlikle. Bu bir asıl o bütün zaman. çünkü, Evet. değil mi? Ama maalesef çocuklar doğduğu andan itibaren Yarış atı gibi devamlı. kurslardan kurslara koşturulur. Maalesef. Çok yorucu. Maalesef çocuk ilkokuldan Geliştiremiyor itibaren kendisini. yani kurslar işte piyano kursu çünkü anne babalar olamadıklarını oldurmak istiyorlar Maalesef. çocuklarına. Halbuki onun isteği nedir, Değil mi? yeteneği nedir? Evet. Benim en üzüldüğüm şeylerden biri bu. Çocuk ancak çok oynayarak öğrenebilir. Ne kadar oynarsa o kadar iyi iletişim kurar. Nasıl insanlarla konuşabileceğini, nasıl tavır geliştirebileceğini asıl o zaman anlar. Bu kadar çok çocukların üzerine yüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. O Kendimce yükü rehber olmaya taşıyamazlar çalışıyorum. çünkü Çok. o Sonra insan. da ellerine maalesef sadece sosyal medya içerikli telefonları veriyoruz kontrolsüzce. Sonra çocuklarımız neden böyle asosyal oldu diyoruz. Çok acı bir şey. Çünkü çocuğun en doğal hakkı arkadaşlarıyla oynamak. Biz onu vermiyoruz çocuklara. Maalesef. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat Çok teşekkür programımızın ederim. sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize ve gençlere iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı? Ben izleyicilerime özellikle de anne ve babalara şunu söylemek istiyorum. 22 yıldır lisede çalışıyorum. 30 yıllık bir öğretmenliğim var. Çocuklarımızı lütfen tanımaya çalışalım ve istekleri doğrultusunda meslek sahibi olmaları için yüreklendirelim. Çünkü ömür boyunca yapacağı mesleği lise hayatında seçecek. Eğer anne baba buna karar verirse ömür boyu mutsuz bireyler oluşacak ve toplum mutsuz olacak. Çocuğun yeteneklerini ortaya çıkartmalıyız. Başarılı olduğu alanlarda destek vermeliyiz. Eğer örnek olarak matematiği sevmiyorsa ve matematiğe çalışmak istemiyorsa belki de kimya çalışmak istiyordur. Kimya üzerine çocuğu yüreklendirmeliyiz. Eğer çocuğu matematiği sevmiyor diye zorla matematik dersi aldırmak için çocuğu üzmemeliyiz diye düşünüyorum. Başarılı olmak için bence yeteneklerin ortaya çıkarılmasında büyük bir fayda görüyorum. Kesinlikle eğitim sistemi de bu şekilde Keşke geliştirilmeli, öyle Batı'da olsa. olduğu gibi. Evet. Değerli hocam, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için Ben teşekkürler ve çok daha nice teşekkür ederim. başarılar. Çok sağ olun. Çok mersi, şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz heykeltıraş, resim öğretmeni, eğitim koçu Neriman Tonay idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.